Hemen bitir hazırlıklarını Hakkı. Artık konsey toplanıyor. Tamam efendim. Petrol nakliye işinin de toplantıdan önce bitmesini bekliyorum. Pusat görevi tamamlayacağını, tankerlerin yola çıktığını arz etti. Bu iyi bir haber. Ama ben senin Baltazar'dan haber vermeni beklerdim. Ben de Pusat'ın haberini Cahit'ten almış olmanızı beklerdim. Bunun için önce Cahit'ten haber almam gerek. Brandon, bölgede Türkiye üstünden büyük bir bahar krizi planladıklarını itiraf etti. Hemen harekete geçip planı deşifre etmeliyiz. Elimizde ne var? Toplantı mekanından kurtarabildiğimiz belgeleri inceliyoruz. Ama pek çoğu tahrip olmuş. Toplantıya katılanların adları da şifreli olarak yer alıyor dosyalarda. Katılımcıları tespit etmemiz öncelikle Akif. Bölge ülkelerinden temsilciler seçilmiş olmalı. Mutlaka Rusya, İsrail ve Şedid adına o masaya birileri oturmuştur. Bunlardan başlayın. Toplantıdan önceki ve sonraki saatlerde Kıbrıs'a gidiş geliş tüm uçuşları inceleyin. Tamam abi. Gel Erhan. Ömer babanın eşyaları öbür dükkana taşınıyor. Ben de oraya gidiyorum. Eşyalarla ilgili yapılacak özel bir şey var mı? Ben Su abiyle konuştum. O gerekeni sana söyler. Tamam abi. Erhan. Efendim abi. Senin sanatçı tanıdıkların vardır. Evet abi. Güzel. Ben bir heykel yaptırmak istiyorum. Ne heykeli abi? İbret-i alem heykeli. Geliyorlar Baltazar. O zaman güzel bir karşılama hazırlayın. Sakın ateş etmeyin, patlar. Ben seni patlatmadan in aşağı. Çok kolay oldu bu iş. Tadını çıkaramadık. Siz bu tankerlerin kime ait olduğunu biliyor musunuz? Biliyorum. Peki sen biliyor musun? Sizindir abi. Kusura bakma. Aferin. Seni sevdim. Kafan çalışıyor. Bakın,
Bir akıllı adam hepinizin hayatını kurtardı. Şimdi siz de akıllı olun, arkanıza bakmadan gidin. Bırakacak mıyız Baltazar? Bak, orada ne yazıyor kaba sakal? Tankerlerin eski sahibine Baltazar'ın selamını söyleyin. Olur ağam. Yürüyün, hadi. Diğer tankerlerden haber var mı? Hepsi bizde. Ne yapıyoruz Baltazar? Teslimat bizdeyse nakliyat da bizdedir. Sınıra kadar sürelim. Konvoyu oradan ben uğurlayacağım. Hadi. Görelim bakalım. Kim sefil olacak? Kim sefir? Hadi. Pusatım, tasalanma. Settar namı için o tankerleri yerine ulaştıracaktır. Sözün tutar, sen kafanı yorma. Ondan şüphemiz yok Zülfikar ağa. İyi o zaman, bir rahat ol. Ben de şişirme. Tamam da Zülfikar ağa. Böyle elim kolum bağlı bekleyince darlanıyorum ben. Evet. Ne oldu pusatım? Baltazar, bizim tankerlere el koydu. Settar Ağa'ya güvendik, tekerimize balta soktu. Bir yanlışlık olmasın pusatım. Yanlışlık yok Zülfikar Ağa. Yanlış var. Ulan Settar, ulan Settar. Bir işin de doğru olsun be. Bölgede bahar krizinin fitilini ateşleyecek tüm gelişmeleri yakından takip etmemiz gerekiyor. 100 yıl önceki anlaşmaların süresi doldu. Petrol üzerindeki imtiyazlar sona erse de bölgenin kaderini yine sömürgeci güçlerin enerji stratejileri tayin edecektir. Bu güçlerin tekrar pazarlık masasına oturmasına izin veremeyiz. Yalnızca hamlelerle karşılık vermek yetmez. Kendi stratejimizi belirleyip etkili adımlar atmalıyız. İhtiyarlar heyetiyle yaptığımız toplantı neticesinde enerji meselesine dair bir hamle yapma fikri doğdu. Uluslararası düzeyde etkili olabilecek kişilerle önemli bir toplantı hazırlığındayız. Böyle bir toplantı yakın geleceğimiz için önemli bir adım. Bu aynı zamanda tehlikeli olduğu anlamına da geliyor. Güvenlik için her türlü tedbiri aldık. Toplantının yeri ve zamanı son ana kadar saklı tutulacak. Sabotaj ihtimaline karşı erişimi engellemek için toplantıyı bir adada gerçekleştirmeyi uygun bulduk. Bu toplantıda enerjiyle terör bağlantısını çok ciddi bir şekilde ortaya koymalıyız. Şedid'in arkasına saklanan güçlerin maskesini düşürmemiz gerekiyor. Biz Irak'tan aldığımız petrolü meşru yollardan satamazken, görünürde bütün dünyanın terörist olarak gördüğü, karşı durduğu Şedid petrol satabiliyor. Şedid bu petrolü kime satıyor? Ve daha da önemlisi, karşılığında ne alıyor? Ülke? Toprak? Ne alıyor?
Canım. Örgü mü örüyorsun yine? Ninem can sıkıntısından çok iyi geleceğini söylemişti. Leyla yokluğumuzu sana hissettirmez güzel kızım. Leyla, Elif'imi sana emanet ona göre. Hiç merak etmeyin. Gözünüz arkada kalmasın. Hadi, kalın sağlıcakla. Leyla'mı üzme Polat'ım. Allah'a emanet olun. Hadi Allah'a ısmarladık. Efendim Hüsnü Bey. Savcı Hanım, hastanemiz yetkililerinin bana ilettiği bir husus size aktarmak için arayıp rahatsızlık verdim efendim. Estağfurullah Hüsnü Bey. Buyurun sizi dinliyorum. Yakın dönemde hastanemizde yapılan tedaviniz sırasında başlayan tetkiklerinizin sonuçlarını almanız ve ileri düzey tetkiklerin devam etmesi için uygun bir vaktinizde sizin buraya teşrif etmeniz gerektiğini söylediler efendim. Önemli bir şey mi var Hüsnü Bey? Bana söylenen önemli bir durum yok Leyla Hanım. Sadece sağlık ihmale gelmez. Geç kalmadan bir gün uğrarsanız fazla zamanınızı almadan işlemleriniz sonuçlanacaktır. Peki. İlk fırsatta uğramaya çalışırım. İyi günler. Bir şey mi oldu Leyla? Hastaneye bir uğramamı söylemişlerdi. Hüsnü Bey hatırlatmak için aramış. Cahit'ten bir haber yok değil mi? Yok. Merak etme. Sağ salim gelecektir. Ben de öyle diyorum kendi kendime ama korkuyorum Leyla. İnan bana.